Tarif Sokağı'ndan Somun Ekmeği Tarifi. Bir paket yaş mayayı küçük küçük parçalar haline getiriyoruz. Ardından 300 ml ılık suyu ekliyoruz. Suyun çok sıcak olmaması lazım, yoksa mayayı öldürebilir. Son olarak da 2 tatlı kaşığı şekeri ekleyip maya ve şeker suyun içinde dağılana kadar karıştırıyoruz. Bu adımda şekeri eklememizin nedeni şekerin mayayı besleyecek olmasıdır. Ve bir bezle üzerini kapatıp 15 dakika mayanın aktif hale gelmesi için bekliyoruz. Mayanın daha çabuk aktif hale gelmesi için ortam ısısının 20-25 derece olması yeterlidir. Maya 15 dakika sonra köpük köpük olacaktır. 5 su bardağı unu ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu karıştırma kabında iyice karıştırıyoruz. Ardından unun ortasını açıp maya su karışımını döküp yoğurmaya başlıyoruz. Hamurun ilk başta cıvık olması sizi korkutmasın. Yoğurdukça kıvamını alacaktır. Hamurun bu kıvamda olması, yoğururken havanın içinde kalmasını sağlayacak ve ekmeğin içinin göz göz pişmesine neden olacaktır. Tezgahımızı unlayıp, hamuru videoda gözüktüğü gibi katlama yöntemi adı verilen yöntemle yoğurmaya başlıyoruz. Bu işlemi gerçekleştirirken tezgahı fazla unlamaktan kaçının. Yoksa hamur sertleşecektir. Bu teknik sayesinde ekmeğimiz gözenekli fırın ekmekleri gibi olacaktır. Yoğurma işlemini ise fazla kaçırmamalısınız. Yoksa hamur kendini bırakacak, maya ölecektir. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamuru beze haline getirip mayalanacağı kaba alıyoruz. Üzerini streç filmle kapatıp bez ile sarıyoruz. Işığın vurması hamurun daha geç mayalanmasına neden olacaktır. Bu yüzden hamura ışığın vurmamasına dikkat edin. Hamuru 1,5 saat boyunca kendi boyutunun 2 katına gelene kadar mayalanmaya bırakıyoruz. 1,5 saat sonra hamurun üzerine açıp tezgahı unluyoruz. Hamuru tezgaha alıp elimizle uzun hale getiriyoruz. Hamuru uzun hale getirirken açık kısımlarını parmağınızla sıkıp kapatmayı unutmayın. Biz hamurdan 7 adet beze çıkardık. Yapacağınız ekmeğin boyutuna göre bezelerin sayısını değiştirebilirsiniz. Unladığımız tezgahta bezeleri yuvarlayıp elimizle yanlarının ince, ortasının kalın olacağı şekli getiriyoruz. Dilerseniz bu adımda yuvarlak ekmek yapabilirsiniz. Biz klasik fırın ekmeğini tercih ettik. Son olarak da yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine ekmek hamurlarımızı alıp ıslatılmış keskin bir bıçakla üzerlerine çizikler atıyoruz. Çiziklerin derinliği en fazla 2-3 santim olmalı. Ekmeklerimizin çiziklerini de attıktan sonra üzerlerini hafif nemli bir bezle kapatıp tepsi mayası için 1 saat bırakıyoruz. Ortam ısısı tüm mayalanma işlemleri için oldukça önemlidir. 1 saat sonra tepsi mayasını alan ekmeklerimizin üzerine 1 yemek kaşığı çırptığımız yoğurdu sürüyoruz. Bu şekilde üzerleri daha güzel kızaracaktır. Pişirme sırasında ise ısıya dayanıklı bir kapta fırına su koymanız ekmeklerin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında ilk başta 15 dakika, daha sonra 200 derecede üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme sırasında fırına su koymayı unuttuysanız, piştikten sonra ekmeklerin üzerine su serpiştirip üzerini kapatıp 10 dakika bekletmeniz ekmeklerin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ekmeklerimiz hazır, fırındaki gibi gözenekli gözenekli. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın.